Mesela Süleyman Soylu yine bizim dediğimiz gibi doğru çıktı bak ikinci bölge birinci sıradan evet. girdi değil mi Murat Kurum birinci bölge birinci sıradan hatta ben sana şöyle söyleyeyim ileride bak Murat Kurum'u biz mesela 2024'te AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı <laughs> adayı olarak görebiliriz yaz bir kenara Kenan, not al yaz <laughs> gerçekten bak dedi dersin yani bak şu anda 2024 ile ilgili hiçbir şey yok ama ben hani milletvekilliğinden ayrılıp yarın bir gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkabilir gibi geliyor bana şimdiden gördüğüm kadarıyla. Evet. Diğer bakanlar tabii farklı illerden listelere girdiler. Mevlüt Çavuşoğlu her zamanki gibi Antalya'da. Mustafa Varank Bursa 2. Bölgede Enerji Bakanı Eskişehir'den Fatih Dönmez aday oldu. Murat Kurum'u söylediğiniz. Gençlik Bakanı Mehmet Muhalem Kasaboğlu İzmir ikinci bölge birinci sırada. Hulusi Akar çok konuşulan isimlerden birisi. Kayseri'den o da. Aile ve Sosyal Politikalar bakın, Derya Yanık. Me Devlet Bahçeli ile yarışacak Mersin'de. Şey pardon Osmaniye'den Mer Mersin demiş. O da ilginç olacak bak. <laughs> <laughs> Derya Hanım <laughs> yeniyormuş düşünsene e, Sayın Bahçeli'yi. Bomba olmaz mı yani? Tabii mesela benim gördüğüm Mehmet Ali Çelebi var hani parti parti gezen bir e, beyefendi var biliyorsun o partiden bu partiye en son AK Parti'de geldi. Kendisi İzmir birinci bölge üçüncü sıradan aday olmuş. Seçilebilir bir yer sanırım. Evet evet. İzmirler İz içinde için de iyi challenge. <laughs> Çelebi'ye mi oy vereceksin, CHP'nin adayına mı oy vereceksin. Çok şey yani hani bence İzmir'de e, yarışanlar bunu kullanırlar, öne çıkartırlar. Evet. Gö <laughs> Bekir Bozdağ e, Urfa'dan aday olmuş. Urfa'da da biliyorsunuz bir e, Halil İbrahim Yıldız'da AK Parti Milletvekili Şen Yaşar ailesi arasında bir şey vardı. Şen Yaşar'lardan bir diğeri de Bekir Bozdağ'ın e, HDP'den karşısına çıkıyor. E, orası da ilginç bir şey olacak. Biliyorsunuz çok konuşulan dava süreçlerinden biriydi. Urfa'da e, bir olaylar yaşanmıştı Yıldız ailesiyle Şen Yaşar ailesi arasında. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Urfa'dan aday oldu ve gözleri ışıldayan bakanımız Nurettin Nevati Mersin'den aday oldu. Tarım Bakanı e, Maraş'tan, Milliyetin Bakanı Ordu'dan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'dan, evet. Adil Karasmanoğlu da Trabzon'dan aday gösterildi. Eski bakanlar da listelerde. Faruk Çelik Artvin'den, Efkan Ala yine Bursa'dan e, ondan sonra. Tabii çok konuşulan isimlerden birisi de e, Sedat Peker videolarından sonra Zehra Taşkesenlioğlu AK Parti Erzurum milletvekili o da listede yok. E, şimdi Bir şey söyleyeceğim. Sen... Kenan bir yavaş git gözüm seveyim. Lafını kesiyor diye bir sonra insanlar bana kızıyorlar Kenan'ın lafını kesme diye. Hüdapar giriyor ya. Hüdapar seçilecek yerlere koymuş AK Parti. Bence önemli. Evet değil mi? Hüdapar genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan. Genel sekreter Gaziantep 6. sıradan. O biraz zor bence. Sözcüsü zor Batman 2. sıra olabilir bence. Eee üyesi de e, Mersin 4. sıra. O da zor gözüküyor biraz. Evet. Ama yani HDP'yi mecliste göreceğiz gördüğüm kadarıyla. E şeyden bahsedeyim tabii e, Evet, sen söyle Ak Parti sonra CHP'ye geçelim. Başka var ee, mı ilginç, ilginç olan? Hani ilginç AK şeyleri Parti'de, konuşalım. Oradan bu buradan ötesinde. Evet, yok yok. Ak Parti'de ilginç başka ne var diye bakıyorum. Ee, Yıldırım Şentop, bir iki notum vardı da. Özlem Zengin, Özlem Zengin de e, biliyorsunuz bu 6284'ü 284'ü e, karşı mücadele etmişti. Yani e, asla değiştirilmesin diye. E, o da e, İstanbul'a alınmış Bayburt Milletvekili dedi. İstanbul İstanbul'dan aday oluyor. Efkan hala eski İçişleri Bakanı onu söylemiştik. Başka kim var diye bakıyorum dikkat çeken. Ömer evet. Çelik Adana'da sonra başka Ya kim var benim değil? benim beni, beni şaşırtan ve üzen biraz da. Çok sürpriz isim yok biliyor musun? Şimdi diğer partilere de gideceğiz. Hani vay be şu da geldi dediğimiz hani bak şu da ilginç dediğimiz bir isim çok fazla yok yani. Ben daha şey yapardım. Yü, evet. Yücel Arzen var. Bu Türkiye 100 yılı şarkısını besteleyen müzisyen Yücel, Yücel Arzen listeye girmiş. O dikkatimi çekti benim. Ee, bir de e, bir oyuncu var. Bahadır Yenişehirlioğlu. Ee, o, o da listeye girmiş. Evet. Parti'nin listelerinde. Bak bir ilkin Deniz diyor ki Melih Gökçek'in no, oğlu Osman Gökçek'i atlamayın diyor. Osman Gökçek de şimdi yeni Gökçekler yani yeni bir Gökçek siyasete giriyor. Ee, bakalım ne olacak? O da Ankara'dan giriyor herhalde değil mi? En güçlü oldukları Aynen. yer. Aynen. Ankara'da seçilici seçilebilecek bir yerde giriyor hatta. Ee, evet. Tabii sosyal medyada şimdi AK Parti'ye devam Ben de AK Parti'deki notlar bu şekilde Cüneyt Bey. Sizde varsa. Bak Serdar Güzel Aydın bir tane tweet atmış dün. Diyor ki anlamadığım %22, %23 oyla nasıl %50 böyle bir oy alacak Kemal Kılıçdaroğlu demiş. Geçmişte iki e, kişiden biri AK Parti'ye oy verdi. Onların oyunu almadan %30 nasıl %70'i açacak? Herkes popülizm ve tık peşinde bakınca en mantıklı görünenler biri diyor. Birileri şimdi ortalığı velveleye veriyorlar işte. Abi olur mu? Ona vermem, buna vermem. Ya kardeşim yani bu, bu seçim öyle bir seçim ki o kadar stratejik bir seçim ki kimsenin öyle bir lüksü yok. Ben gidip oy vermem. Abi öyle bir şey yok ya. Hangi partiden olursan ol. Şu anda ittifakların biraz da zorunlu ıı, tercihleri bunlar. Yani herkes tabi ıı, tabii şu anda mesela MHP, AK Parti en... Iı, Şeyde Düşünsene yani bir yandan Derya Yanık var bir yandan Devlet Bahçeli Osman Devlet Osman, Bahçeli Osman Osmaniye'de karşılıklı yarışacaklar yani e, ilginç bir e, şey olacak ikisi de girer de yani sonuçta e, bütün hani ortak listeyle girmemeleri çok ilginç MHP adaylarına geçelim orada ilginç bir şey var mesela bu Olcay Kılavuz sekilemeyecek bir yerden olsa da yine de aday gösterilmiş dördüncü sıra evet. Mersin'de. Mersin'de. Olcay Kılavuz önemli bir isim. Şu anlamda önemli. Yani önemi özellikle Sinan Ateş cinayetinde adı öne çıkan bir isimdi. Biraz sanki hani feda edilmemiş ama hafif cezalandırılmış gibi bir hava görüyorum ben. Başka ilginç ne var MHP'de? başka ilginç MHP'de diğer MHP'nin ağır toplarının hepsi seçilecek yerlerde Cüneyt Bey. Öncelikle onu söyleyeyim. Semih Yalçın'dan İzzet Ulvi Öntel'e kadar e, Mevlüt Karakaya'ya tüm hepsi seçilecek yerlerdeler. sadece kaç 5 milletvekili liste, kal, liste dışı kalmış. Meclisteki 48 milletvekilinden diğer 43'ü tekrardan gösterilmiş. orada benim dikkatimi çeken başka çok ekstra bir şey olmadı diye evet. yani MHP'nin adaylığı bir ile ilgili. sürpriz bir isim de yok MHP'de çünkü, hani daha çünkü orada hep kendi evet. isimleriyle gitmişler. Orada hep beklenti Cumhur İttifakı'nda son 15 güne kadar 20 güne kadar şöyle bir şey vardı. AK Parti ve MHP ortak listeyle mi girecek, girmeyecek diye. Son dakikada böyle bir son 20 gündür MHP kendi listeleriyle seçime girme kararı aldı. o sebeple de hani büyük bir sürpriz ve şey göremiyorum. Sadece evet. işte Olcay Kılavuz meselesi çok konuşuluyor. Ol, Olcay Kılavuz eski ülke ocakları genel başkanı aynı zamanda. Ee, o sebeple de önemli evet. bir isim olduğunu Bir de düşünüyorum. tabii şöyle bir şey var. Kadın çok az. Yani hem şeyde bir listelere baktığınız zaman hem yeni isim yok hem de kadın kontenjanı çok az. Yani siyasette. Ne yazık ki bu da hani bizim garabetlerden bir tanesi. Değil mi? baktığınız zaman. Ya yani kadın meselesi bir türlü <laughs> erkek egemen siyasetin içerisine giremiyor. Girenler de çok narheden yüklü. Maço bir şey var yani. Evet biraz da ata bilmiyorum ataerkillik, maçoluk mu?